Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aklın sıra benden intikam mı alacaksın? Neden bahsediyorsun? Halide ile aşk yuvanızdan bahsediyorum. Başka ev mi yoktu oturacak? Herhalde Halide bulmuş. Haberim yoktu, tesadüf demeyeceksin. Hayır, demeyeceğim. Ben gösterdim ona evi. Sen gösterdin ha? Evet. O da beğendi. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl o evde Halide ile oturursun? Hani o ev bizimdi? Beraber hayalini kurmadık mı? Bana söz vermiştin. Vermiştim. Ama sözünden dönen ben değilim. Verdiğin sözden sen vazgeçtin. Bu evde yaşamak yerine çiftliği sen seçtin. Şimdi bana bunun hesabını sorma. Vazgeçtiğin hayal iki kişilikti. O hayali tek başıma nasıl devam ettirebilirim? Perdeleri ben dikeceğim. Kemal. Seni ustabaşı yaparlar değil mi? Bilmem, yaparlar belki. Diyelim ki yaptılar. O zaman bayramlarda herkes bize gelir değil mi? Evet, gelir. Katipler, ustabaşılar, kapıcılar gelir değil mi? Hepsi gelir. Avratları? Avratları da. Bana Güllü Hanım efendi derler. Güllü Hanım, eşinize sorar mısınız lütfen? Ben önce pek gidemem. Senin işten gelmeni beklerim, sana sorarım. Ben kızarım İlkin. Niye? Çünkü ustabaşıları öyle yapar. Bana da mı kızarsın? Sana ama yalancıktan. Kızma. Bana hiç kızma Kemal. Ben abimle babamdan çok çektim. Bu evin hanımefendisi olmak istiyorum. Hiçbir şeyimiz eksik olmamalı bu evde. Radyomuz, aynalı dolabımız, karyolamız. Herkes imrenmeli bana. Kıskanmalı beni. Arkamdan atıp tutmalılar. Ama yüzüme karşı Güllü Hanım demeliler. Servis için şuraya masalar koyarız. Tamam mı? Misafirleri de şöyle karşılıklı oturturuz. Peki Serap. Servis de şu yoldan yaparız. Tamam. Peki Serap. Çok isabetli bir karar verdiniz Serap Hanım. Demokrat Parti memleketimizi tez zamanda kalkındıracak. Hadi vırıklar, hadi çalışın. Üç tane ara verin. Üç tane daha onları yapıştırın. Hadi. Niye kararından döndün Güldü? Bütün işçiler sana güveniyordu. Neden çalışma saatini 12'ye çıkardın? Mecburdum. Mecbur muydun? Zekai bütün hesapları önüme koydu. Eğer fabrika 8 saat çalışmaya devam etseydi çok büyük zarar edecekti. Belki de kapanacaktı. Herkes işsiz kalacaktı. Böylesi daha mı iyiydi Pakize? İşsiz kalmayalım ama köle gibi çalışalım ha? Halimizi biliyorsun Güllü. Sen de işçiydin. Evet. Ama artık işçi değilim Pakize. Artık bu fabrikanın patronuyum. Artık olaylara başka bir pencereden bakıyorum. Pencereni değiştirdin öyle mi? Biliyorum sen bana kızıyorsun. Ama ne olur anlamaya çalış. Ben artık eski Güllü değilim. Olamam da.
Yönetmem gereken koca bir çiftlik, fabrika var. Sen benim arkadaşımsın. İstersen 8 saat çalışabilirsin. Hem sana fazla mesai için para da öderiz. He? Olmaz Güllü. Arkadaşlarımdan ayrıcalıklı olamam. Onlar çalışırken ben evde rahat rahat uyuyamam. Nerede görmüşler? Yakalayamamışlar mı? Peki tamam. Bir şey olursa haber verirsiniz. Hayrola? Kötü bir haber mi var? Hamza Alçak'ını Adana sokaklarında görmüşler. Öyle mi? Bu çok iyi bir haber. İyi mi? Elbette. Demek ki hala Adana'da. Bütün giriş çıkışlar tutulduğuna göre er geç yakalanacaktır. Yılanın deliğine girse de bulunacak. Yaptığının hesabını verecek. Hiç kimse kurtaramaz onu elimden. Sen niye gelmiştin? Şu işçilere verdiğin haklar konusunda kararlı mısın? Elbette. Vardiyalar 8 saate inecek. Fazla mesailer ücretlendirilecek. Öyle mi? Öyle. Bu yaptığınla fabrikayı büyük zarara sokuyorsun Serap. Hesap ortada. İstersen bakabilirsin. Bu zararla ayakta durmamız imkansız. 6 ay sonra iflas bayrağını çekeriz. İşçilere bir söz verdim. Bana güveniyorlar. Ne demek işçilere söz verdim Serap? Bu fabrika için çok çalıştık. Bilhassa da Muzaffer. Verimliliği nasıl arttırırım? Daha fazla nasıl kâr ederim diye gece gündüz çalıştı. Kafa patlattı. Üstelik o işçiler gibi 12 saat falan da değil. Bazen 18 saat, 20 saat. Dışarıdan makineler getirdi. Çalışanları eğitti. Kısacası bugünlere kolay gelinmedi Serap. Aldığın mirasta Muzaffer'in alın teri var. Ama böyle giderse hepsini kaybedeceksin. Bu fabrikayı da, diğer malları da. Bunu mu istiyorsun? Tabii ki hayır. Sadece işçilerin rahat çalışmalarını, mutlu olmalarını istiyorum. Fabrika kapanırsa ne olacak söyler misin? Ha? Fabrika kapanıp işsiz kalırlarsa daha mı mutlu olacaklar söyler misin? Bilmiyorum. Bir yolunu buluruz. Ne yapmamız gerekiyor? Yapılacak tek şey var Serap. Muzaffer'in servetine sahip çık. Aksi takdirde ben de bu ortaklığı daha fazla sürdüremeyeceğim. Böyle bir hataya göz göre göre katlanamam. Bak Serap, artık bu fabrikada bir işçi değilsin. Bu fabrikanın bir işçiye değil, patrona ihtiyacı var. Safını seç. Dosyaları inceledim. Söylediklerini de düşündüm. Haklısın. Eğer onların istediklerini yaparsam fabrikayı büyük zarara uğratacağım. Onlara iyilik yapayım derken işsiz bırakacağım. Hakikati görebilmene sevindim. Eski nizama devam ediyoruz o halde. Evet. Ama bunu onlara ben söyleyemem. Anlıyorum. Merak etme.
Ben izah ederim vaziyeti. Kemal, bisikletle gidelim mi? Bence gerek yok. Yürüyelim. Bisikletle gidelim, ne olur. Hem benim çarşıya uğramam lazım. Neden? Annenlere hediye alacağım. Onları yemeğe davet etmek istiyorum. Kırgınlıklar bitsin artık. Birlikte bir yuva kurduk. Mutlu olmak için elimden geleni yapacağım. Hadi binelim. Atla bakalım. Balıklar da hazır. Çok güzel görünüyor. Pek bir zahmetler etmişsin kızım. Ne lüzum vardı bu kadar hazırlığa? Ne zahmeti canım? Zahmet olur mu hiç? Zaten uzun zamandır sizi davet etmek istiyordum. Ama bir türlü kısmet olmadı. Düzenimizi ancak kurduk. Afiyet olsun. Hadi soğutmayın. Eline sağlık. Sandalye sizi rahatsız mı etti? İstiyorsanız bir koltuk getirelim Kemal. Getireyim anne. Yok yok. Gel. Yerde yemeğe alışmışım ya, oturamadım. Balık da zaten elle yenir. O zaman tadı çıkar değil mi? Bence de. Hay Allah. Ben de debelenip duruyorum. Eviniz de pek güzelmiş Halide abla. Beğendin mi? Hı hı. Her şeyleri tamam maşallah. Evet. Tamam. Aslında bir de çocuğumuz olsa. İnşallah yakında kucağınıza bir torun vermek nasip olur. Halide. Bizde ayıptır. Yani böyle şeyler büyüklerin yanında konuşulmaz. Yo yo. Değer. Ayıp değer. Ben torun istiyorum. Hem de en kısa zamanda. Banyo ne yanda Halide abla? Şurası. Merhaba Serap. Serap gerçekten çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Bu bahsi kapatalım lütfen.
Nedir bu? Halide'ye ödenecek parayla ilgili. İmzalaman gerekiyor. Ondan sonra da hemen hesabına aktarılacak. Hayır, aktarılmayacak. Parayı nakit istiyorum. Nakit mi? Tamamın mı? Evet. Serap, bu çok yüksek bir meblağ. Bankayı zorlayabilir. Ne yapıp edip parayı temin edin lütfen. Tamam. Tamam, bankayla konuşurum. Âlâ. Parayı yarın sabah istiyorum. Tamam. Aklında ne var bilmiyorum ama istediğin gibi olsun. Gitme diye çok ısrar ettim Serap Hanım. Ama ananızı biliyorsunuz. Dinlemedi hiç beni. Cemşir'in yanında olmam lazım. Onu yalnız bırakmamam lazım dedi. Dönerim, dönmem diye de hiçbir şey demedi. Peki tamam, bak sen işine. Baş üstüne Serap Hanım. Biz bu dünyanın neresindeyiz? İşte. Tam burasındayız. Sen şimdi bu dünyayı yuvarlak diyorsun değil mi? Evet. O vakit denizden nasıl dökülmüyor? Gel bakayım buraya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.